Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En iyi kestane nasıl yapılır? Aslında en lezzetli kestane nasıl yapılır onu paylaşmak istedik. Çünkü biraz böyle sohbet ettiğimiz insanlardan da öğrendik ki herkes farklı bir teknikle pişiriyor. Bence bizimki çok lezzetli oluyor evet. Ve onu paylaşmak istedik. Daha önceden ben bizimki gibi kestane yapanı görmedim. Evet. Filiz'e de çok enteresan gelmişti başta ama çok beğendi. Şu anda kestanelerimizi kendi yöntemimizle pişiriyoruz. Yani biz farklı bir teknikle yapıyoruz. O yüzden sonuna kadar izleyin. Umarım size dener ve beğenirsiniz. Öncelikle bugün bir iş bölümü yaptık. Filiz ağacımızdan düşen kestaneleri toplayacak. Ben de ormana çıkıp biraz sobamız için odun bulmaya çalışacağım. Ayrılacağız. Deniz'in topladığı odunlarla sobamızı yakıp benim hazırladığım kestaneleri pişireceğiz birazdan. En iyi kestane nasıl yapılır? Bugünün konusu bu. Evet. En iyi kestane kebap nasıl yapılır? Şimdi dağılıyoruz. Dediğim gibi ben ormana geçeceğim. Filiz burada kestaneleri toplamaya başlayacak. Haydi, görüşmek üzere. Kestanelerimizi toplamıştık biliyorsunuz. Küçük gözüküyorlar fakat çok lezzetliler. Yıkadık güzelce. Şimdi kesmeye başlayacağız. İlk defa yapacaklar için söylüyorum. Kestanenin bu daha tombul olan tarafına yatay bir çizgi atıyorsunuz. Bir kesik atıyorsunuz ki o kısımdan daha güzel açılacaklar. Evet, Filiz Hanım parmaklarına dikkat et. Kesmem, merak etme. Ama yani tabii hiç kamera önünde yapmadığım için heyecanlanabilirim, bilemiyorum. Umarım öyle bir şey olmaz. Sence bu kestane tarifinin diğer kestanelerden farkı ne? Ya çok daha aromalı ve çok daha lezzetli oluyor. Bir de çok güzel açılıyor. İç kabuğu da çok rahat çıkıyor. Genelde benim yani kestane çok severim. Daha önce de hep şikayet ettiğim şey iç kabuğunu soyamamak, onu yerken böyle bir ızdırap çekmek, kabuğun içinden rahat çıkartamamaktı. Ki çok sinir bozucu bir şey. Bu tarifte o olmuyor. Ve çok daha lezzetli oluyor. Burada kestaneler biraz daha ufak alıştıklarımızdan. Fakat çok lezzetli. Şimdi bizim tarifle birleşince de gerçekten efsane oluyor. Bir kez yapmıştık zaten. Evet, bir önceki videomuzda yapmıştık. Evet, fakat burada komşularla da konuşunca onlar bizim taktiğimizi kullanmıyorlar. Çok güzel olacaklar, çok lezzetli olacaklar. O yüzden kesin deneyin bence. Çocuklar da çok seviyor. Çok da sağlıklı ve güzel bir atıştırmalık bence. Sönmezoğlu ailesinin kestane tarifi. Sönmezoğlu style. Bazıları gerçekten çok minikler, çok bebek kestaneler. Ama aslında bebek değil, cinsi bu şekilde evet, galiba. Evet, evet, tabii canım. Çok minik minikler çünkü ama yani tadı çok çok güzel. Ya Deniz, bahçede şey var, Trabzon hurması var. Ben o elma gibi büyük hurmalardan, yani turuncu. Ben çok severim onu da. O da beni heyecanlandırıyor, büyümesini seyrediyorum gün gün. Olgunlaşsa da yesek modundayım. Aslında bir sonraki bölümlerde bir de elmalarımızı toplayıp sirke yapacağız. Evet, elmalar çok döküldü. Elmalarımız tamamen organik, ilaçsız. O nedenle sirke için çok uygun. Bunu da paylaşıyor olacağız yakında. Sirke yaparak değerlendireceğiz elmalarımızı. Şehir hayatımızda çok yaptığımız şeyler değildi açıkçası. Özellikle çalışan biri olduğum için Mia'nın doğumuna kadar sirkemizi vesaire kendimiz yapmıyorduk. Ama şimdi burada hayalimizdeki hayatı yaşarken bunlar yapmak istediğimiz şeyler.
Buradaki insanlar da çok şaşkın. Genelde buradan insanlar İstanbul'a gidiyor, siz tam tersi bir istikamette gelmişsiniz dediler. İnsanlara şaşkınlık veren bir şey. Özellikle de genç yaş grubunda çok fazla dönüş yok çünkü kırsala. Bir de şeyi söylemek isterim ben. Biz hani Sakarya, Akgezi, işte Altındere'ye gidiyoruz dediğimiz zaman insanlar genelde bize çok olumsuz tepkiler vermişti. Yani siz Texas'a mı gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, nasıl yapacaksınız orada gibi. Ama yani biz çok sevdik. İnsanlar sizi sahiplendiği zaman gerçekten çok yardımcı oluyorlar her konuda. Evet, yani yardıma ihtiyacımız olduğunda duyarsız kalan biri daha hiç olmadı. Zaten söylemiştik yani komşularımızda hoş geldiniz, işte nereden geldiniz, nasılsınız, neler yapıyorsunuz diye çok fazla zaten hoş geldine gelen olmuştu. Ya tek benim için negatiflik, herkesin silahı var ve devamlı şakada şukada şakada şukada her şeyde patlatıyorlar. Ama şöyle de bir durum var, yani bizi sahiplendiklerini düşünüyorum. Herhalde kapımıza gelip kimse bizi burada tehdit edemez. Vallahi adamı oyarlar. Evet, biraz bireysel silahlanmanın çok olduğu bir yer diyebiliriz burası için. Yani neticede Karadeniz, Karadeniz insanı öyle biraz, silah seviyor. Atmacayı evcilleştirmeye çalışan, omzunda taşıyan bir millet. Evet, sonuncu kestaneydi bu. Evet, şimdi kestanelerimizi çizdik hepsini. Ortadan yatay bir çizgiyle kesik attık. Şimdi üstüne biraz su koyacağız. Aslında önce kestanelerimizi biraz şekerli suda haşlıyoruz. Evet, biraz su. Daha sonra da soğuk suya direkt alıp bir şoklama yapacağız. Şoklama yapıyoruz ki kabukları tam olarak çıksın. Ortalama 3 yemek kaşığı gibi bir şeker koyacağız bu kadar kestaneye. Sonrasında da haşlandıktan sonra da şoklama yapacağız soğuk suyla. Çabuk kabukların açılması için yaptığımız bir işlem bu. O noktada önemli. Su kaynayana kadar bekliyoruz. Kaynadıktan sonra 5 dakika tutuyoruz ve daha önceden bir tarafa ayırdığımız soğuk su içinde şoklama yapıyoruz. Şoklama yapıyoruz. Evet, dış ses. O mühim soruyu sor bakalım. Evet Filiz Hanım, neden şekerli suyla kestanemizi haşlıyoruz? Kestanemizi şekerli suyla haşlıyoruz çünkü hem aromasını, lezzetini arttırmak istiyoruz. Şekerli birazcık onu böyle tatlandırmak istiyoruz. Hem kabukların kolay soyulmasını istiyoruz. Hem de fırında pişireceğimiz için bir sonraki aşama fırın, bu iki aşamaları pişirme olacak. Fırında da kurutun kurumasın diye ona ihtiyacı olacak nemi vermeye çalışıyoruz aslında. Çünkü böyle gerçekten çok daha ağza lezzetli, dağılan bir kestane yapacağız. Tadını çok beğeneceksiniz. Evet Filiz Hanım, bence 5 dakika oldu. Evet, kapatalım. Sonra süzelim. Sonra musluk altında suya tutmak yerine beklettiğim soğuk suya, hatta ben biraz içine buz attım. Burada şoklama yapacağız. Evet, kestanelerimiz burada. Birkaç dakikada böyle bekleteceğiz. Sonrasında da fırın tepsisini alabiliriz. Sen şimdiden bile kestaneler açılmaya başladılar. Kesik taraflar üste gelecek şekilde diziyoruz. Buradan sonra artık fırınlama yapacağız. Farklı bir şey yapmayacağız. Evet Filiz Hanım, peki bizim gibi soba ve kuzinede yapmayanlar bunu fırında nasıl pişirmeli? 180 derecede pişirebilirler. Yani birazcık haşlama süreleri ve kestanenin yapısı etkili olabilir. Yani sık sık kontrol ederek kızardığında çıkartabilirler. Üstleri böyle hafif kızarmaya başlayınca. Evet, zaten daha da çok açılacak kabuklar, onu anlayacaklardır. Yani ara ara kontrol ederek bunu yapabilirler. Ya haşlamayı çok uzun yapmamak gerekiyor bu arada. Çünkü biz sadece haşlayarak pişirilmiş bir kestane istemiyoruz. Kestane kebap yapıyoruz. O yüzden de kaynadıktan sonra 5 dakika daha yani maksimum ocakta tutmak yeterli olacak. Artık fırına gidebiliriz.
Evet, kestanelerimiz oldu. Şimdi test edeceğiz bakalım. Biz daha önceden bunu çok yaptık gerçi. Biliyoruz güzel olmuştur ama. Evet, öyle ki yani tabağa koymak için bile Deniz sabredemedi ve hemen başlayalım o zaman. Çok sıcak. Bakın o bahsettiğim şöyle yaptığımız anda. Evet. Komple tüm kestane. Hiç kabuk yok. Hem çok kuru değil. Hem de yani içine çorba kaşığı şeker koyduk diye şekerli bir şey olmuyor yani öyle düşünmeyin. O su oranı için çünkü 3 yemek kaşığı şeker çok fazla değil. Kesinlikle deneyin. Önümüz kış yani bu televizyon karşısında. Bu arada televizyon demişken biz buraya geldiğimizden beri gerçekten ciddi anlamda TV detoks yapıyoruz gibi. Evet, hiç televizyon izlemedik henüz. Yani sadece yani internetten bulduğumuz bazı film ve dizileri telefonumuzu takarak televizyon izliyoruz. O da çok az yani genel itibariyle televizyon izlemiyoruz. Çünkü televizyon yok şu anda daha uyduyu bağlamadık. Haberlerden bir haberiz. Yani aslında çözebilirdik bir şekilde belki ama yani onu biz bu şekilde birazcık da tercih ettik. O yüzden gerçekten şu anda gündemden çok haberimiz yok. Umarım çok kötü gelişmeler yoktur. Çok lezzetli. Yemekten konuşamıyoruz. Denediyseniz afiyet olsun. Denemediyseniz evet. Mutlaka deneyin. Evet yani zaten söylemiştik. Trendyol'dan da bizi takip ediyorsanız sipariş notu olarak yazarsanız size göndereceğiz. Kestane gönderebiliriz size. Çok attım birden. Konuşamıyorum. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna tıklamayı unutmayın. Evet, yorumlarınız bizim için önemli. Denediniz mi? Tarifimizi beğendiniz mi? Onları da yorumlara yazarsanız ya da siz nasıl pişiriyorsunuz? Ne gibi teknikler kullanıyorsunuz? Seviyor musunuz kestane? Yorumlarda buluşalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine bizim için keyifliydi. Keyifli. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.